Daraksay, hala uyumadın mı oğlum? Aslında uyumuştum anne ama birden uyandım. Sanki bir şey beni dürttü. Bir de garip bir rüya gördüm. Ne rüyası bu oğlum? O şehre gittiğinden beri bir gün bile rahat uyumuşluğum yok anne. Gözüme uyku girmiyor sanki. Söyle ona bir an önce dönsün. Belki o zaman rahat ederim. Hacesta'dan mı bahsediyorsun? Elbette. Başka kim olabilir ki? Doktor da oldu artık. Peki neden dönmüyor? Geri dönecek. Emruz birkaç gün içinde diplomasını alacağını söyledi. Sonra geri getirecek onu. Ne alacaksa alsın artık. Allah şahidimdir. Resmen yüreğim sıkışıyor. O rüyada çok garipti. Gökten yağmur gibi yıldırım yağıyordu. Ağaçlar yarılıyor, üst üste devriliyordu. Beni çok tedirgin etti. Yalvarırım, konuş onunla. Benim için yap bunu. Söyle ona dönsün. Benim sözümü dinlemiyor çünkü. Konuş onunla anne. Tamam, sen üzülme. Onunla konuşurum ben. Sana kaç kez söyledim oğlum. Gece yiyip yatma. Kötü rüya görürsün. Ya da uykun kaçar. Tamam, içeri gel. Yatmadan Ayetel Kürsi oku. Her şey düzelir oğlum. Benim merak etme sen. Hacesta'nın bir resmini bulun. Etrafına bir daire çizin. Ayetel Kürsi'yi okuyup üfle. Bir daha anne, bir keçi kurban etsek mi acaba ha? Olur oğlum, ederiz. Hadi içeri gel artık. Allah büyüktür. Hayırlısı olur. Hadi gir içeri. Buraya mı geldin? Sende hiç mi onur yok? Nasıl birisin sen? Hiç mi kendini kötü hissetmiyorsun? Adımı ağzına bile almayacaksın. Birine bir şey söylemeye kalkarsan o zaman... Ne? Ne yaparsın söyle. Yoksa aşağıda sergilediğin o utanmazlığa devam mı edersin? Söylesene. Neden susuyorsun? Birileri duyar diye mi korkuyorsun? Seni uyarıyorum, adımı bir daha ağzına alma. Susmamı bekliyorsun öyle mi? Asla susmayacağım. Hayır, kesinlikle yapmayacağım bunu. Herkese senin nasıl biri olduğunu söyleyeceğim. Okula bile başka insanların haklarını gasp ederek girdin sen. Hemen sus artık. Susmayacağım. Herkes Hasan Şehriyar'ın kim olduğunu bilecek. Kul hakkı yiyen zalimler er ya da geç yaptıklarının bedelini öder. Dört dikiş atıldı. Çok şükür gözüne bir şey olmamış. Nasıl oldu bu? Tek bildiğim cam kesiği oldu. Yarası derin. Muhtemelen biri şişe fırlatmış. İstersen görebilirsin. Tamam. Gel hadi.
Bu nasıl olabilir? Ne diyorsun sen? Akşam erken yattığınız için bir şeyden haberiniz yok ama olan bu. Telefon gelince beyefendi hemen çıktı. Hanımefendi de. Sonrasını bilmiyorum. Bu kadar şey oluyor. Hadi kafa travması geçiriyor. Hatta hastanelik oluyor. Ve ben uyuyordum. Eğer ben uyuyorsam niçin biri beni uyandırıp haber vermeyi düşünmedi? Sabika Hanım izin vermedi. Siz iyi hissetmediğiniz için onu rahatsız etmeyin dedi. Şu an daha da rahatsızım. Neden daha önce söylemedin? Dediğim gibi efendim, Hadi Bey'in başına birkaç dikiş atıldığını duydum. Şimdi anlıyorum. Bu olay benden saklanmak istendi. O yemekte ne oldu ki? Hadi travma geçirip hastanelik oldu. Bunda bir iş olduğu kesin. Bana açık bir dille söylemeni istiyorum. Yemeği bırakıp neden laboratuvara gittin? Söyledim ya, gitmem gerektiği için. Ve gittiğinde Hacest de oradaydı. Tam da senin gitmen gerektiğinde. Mantık bunun neresinde? Üstüne gitme Şehriyar, iyi olmadığını görüyorsun. Bunları ona sonra sorabilirsin. Nesi var ki, 4 dikiş atıldı sadece. Sen Asaloğlu'nun yaptıklarına bak. Herkes yemekte ama bu ikisi... Ne demek istiyorsun baba? Benim görüp düşündüklerimi herkes görüp düşünebilir evlat. Üniversitenin mezuniyet yemeği var ama siz... Baba lütfen. Birine bir şeyle itham edeceksen en azından önce biraz araştır derim. Hacesa'nın oraya senin adın kullanılarak çağrıldığını biliyor musun? Ben oraya şüphelendiğim için gittim. Çünkü biliyorum ki sen o saatte orada olmazdın. Söylediklerine bakacak olursak... aşkın gözü kördür diye boşuna dememişler. Peki bu kadar kör mü? Pek sanmıyorum. Söylesene hadi. Nedir bu saçmalık böyle? Hacesta, neden bana bir şey söylemiyorsun? Laboratuvarda ne oldu? Doktor Hadi nasıl yaralandı? Beni düşündüğü için. Ama görüyorum ki burada kalmakla Doktor Hadi'nin hayatını tehlikeye atıyorum. Diplomamı alır almaz evime döneceğim ben. Hayata tehlike değil mi? Kim bu? İnsan kılığına girmiş bir canavar. Etrafındaki herkese zararlı bir mikrop.
Burada olmam geri dönüşü olmayan daha büyük hasarlara yol açacak. Ne diyorsun sen? Dünden beri bir şey demeye çalışıyorsun. Ben böyle karmaşık lafları anlayamıyorum. Bana sadece Doktor Şehriyar laboratuvarda mıydı onu söyle. Hayır. Kim vardı peki? Biri işte. Ben artık eve gitmek istiyorum. Burada kalmak istemiyorum. Daraksay dünden beri beni en az 5 kez aradı. Biliyorum beni özlüyor, benim için endişeleniyor. Aklım durdu artık. Ama ben neden ısrarla seni aradığını iyi biliyorum. O sadece seni kontrol etmek istiyor ve bunun başka bir sebebi yok Acesta. Bak beni dinle. Eğer bunu yaparsan, o canavarla evlenirsen hayatının hatasını yaparsın. O canavar değil Bia. O beni gerçekten seviyor. Ama onunkiyle Doktor Hadi'nin sevgisi arasında çok fark var. Doktor Hadi, o benim için hayatından vazgeçebilir. Ama Daraksay'sa benim canımı alır. Sonra mezarımın başına oturur ve benden af diler. Ve sen önceliği onun sevdasına veriyorsun, öyle mi? Ne yapıyorsun? Sen çiçekleri çok seviyorsun ya, vazoya biraz koyayım dedim. Seni daha çok seviyorum. Bu renk sana çok yakışmış. Daha önce hiç giymezdin. Giydim aslında. Ama sen yeni fark edebildin. Sana bir şey aldım. Bir bak bakalım beğenecek misin? Yeni mi aldın? Takabilir misin?
Çok güzel görünüyorsun. Neden beni anlamaya çalışmıyorsun? Ne diye sorularla karşılık veriyorsun ki? Ama dün bana söylediğiniz buydu. Doktor Şehriyar çağırıyor demiş. Şimdi sana öyle bir şey olmadığını söylüyorum ve bu da senin iyiliğin için. O kızı oraya sen göndermedin. Senin o kızla bir ilgin yok. Tamam mı? Niçin böyle yaptığınızı anlayamadım. İyiliğin için yapıyorum. Sen işini iyi yapan birisin. Yakında terfi alacaksın biliyorsun. Basit bir olay yüzünden kariyerini mahvetmek ister misin? İstemezsin. Öyleyse dediğimi yapacaksın. Güzel. Ben yıllardır bu fakültedeyim. Bugüne kadar senin gibi birçok öğrenciyi buradan mezun ettim. Burada her zaman neler olup biter, çocuklar ne yapar her şeyi bilirim. Şimdi bana açıkça söyle. Hadi orada ne yapıyordu? Neden orada olduğunu bilmiyorum efendim. Sen neden oraya gitmiştin? Efendim, daha önce de söylediğim gibi Belkıs Hanım beni beklediğinizi söyledi. O yüzden oradaydım. Gecenin bir vakti seni ya da başka bir öğrenciyi laboratuvara çağıracağımı mı sanıyorsun? Ayrıca Belkıs'la da konuştum. Bana seni oraya çağırmadığını söyledi. Yalan söylüyor efendim. Bir aya sorun, o beni doğrulayacaktır. Beni çağırmaya geldiğinde o da oradaydı. Yalan söylüyorsa gerçek ne o zaman? Orada olmadığımı gördün, sen neden kaldın ve neden Hadi'yi aradın? Daha da önemlisi, ona şiş atacak cesareti nereden buldun sen? Ne kadar farkındasın bilmiyorum ama oğlum ölebilirdi. O şişeyi ben atmadım. Şişeyi Hasan attı efendim. Beni oraya getirten de oydu. Neden bilmiyorum ama bu onun kurduğu bir tuzaktı. Ama Hadi oraya nasıl geldi yemin ederim bunu hiç bilmiyorum. Ne? Ne dedin sen? Hasan mı? Evet efendim, Hasan. Bana karşı neden bu kadar öfkeli olduğunu hiç bilmiyorum. Benim Bida köyünden gelmiş olmama tahammül edemiyor belki de. O kadar ki onunla aynı yerde olmamı bile zulüm kabul ediyor. Doktor Hadi benimle evlenmek istedi ama ben kabul etmedim. Sonrasını da hiç bilmiyorum. Size söz veriyorum efendim. Evime geri döneceğim. Ama beni böyle bir rezaletle geri göndermeyin. Lütfen efendim. Bunu yaparsanız. İleride hiçbir köy çocuğu eğitimini tamamlamaya cesaret edemez. Tamam, dinle beni. Bir saat sonra beni görmeye gel. O şişeyi ben atmadım. Şişeyi Hasan attı efendim. Beni oraya getirten de oydu. Neden bilmiyorum ama bu onun kurduğu bir tuzaktı. Ama Hadi oraya nasıl geldi yemin ederim bunu hiç bilmiyorum. Bana karşı neden bu kadar öfkeli olduğunu hiç bilmiyorum. Beni bir dağ köyünden gelmiş olmama tahammül edemiyor belki de. O kadar ki onunla aynı yerde olmamı bile zulüm kabul ediyor. Doktor Hadi de benimle evlenmek istedi ama ben kabul etmedim. Sonrasını hiç bilmiyorum. Size söz veriyorum efendim. Evime geri döneceğim. Ama beni böyle bir rezaletle geri göndermeyin. Lütfen efendim. Bunu yaparsanız... İleride hiçbir köy çocuğu eğitimini tamamlamaya cesaret edemez. Baba,
Belgelerinin hepsini bana getir. Tamam ama diploma törenine daha zaman var. Sana ne diyorsam onu yap hemen. Ama neden baba? Sakın bana soru sorma. Ne diyorsam yap. Sana ne zırvaladı o? Hakkında yine nasıl bir iftira attı ki? Zamanla düzelirsin, yola gelirsin sandım. Ama anladım ki sana inanmakla hata etmişim. Bugün yaptıkların da tam bir düş kırıklığı oldu. Doğduğun güne lanet olsun. Keşke seni Pakistan'da bırakmak yerine ellerimle gömseydim. En azından senin gibi ahlaksız bir oğlum olmazdı. O yüzden seni hemen yurt dışına gönderiyorum. Belgelerini o yüzden istedim, tamam mı? Yine yalan söylüyor baba. İftira ediyor. Ben hiçbir şey yapmadım. Onu ben çağırmadım. Belkıs Hanım'la konuşmuş olduğunu düşünüyorum. Sana adımı verdi mi? Şu an sadece sana tokat basmak istiyorum. Ama o kadar alçalmama gerek yok. Bu yüzden yapmıyorum. Ben kimsenin adını anmadım. Hangi kız bu ve Belkıs'la ne ilgisi var? Hacı Esta, Hadi'nin ilk gönül verdiği kız. Ben de onunla gurur duyuyorum ama onu buraya getirmeden önce senin ona verdiğin zararı telafi etmek zorundayım. Anladın mı beni? Bir şey daha var. Annen eğer bu adiliğini öğrenirse seni ellerimle boğarım. Kimse elimden alamaz. Ben bu rezilliği yaşadım. Ama annen yaşamamalı. Şımarık, sefil herif. Senden utanıyorum. Gitmek için hazırlan hadi. Çabuk sana söyledim. Ne yapıyorsun Hacı Esta? Neden bavulunu topluyorsun arkadaşım? Nereye gidiyorsun? Sana söyledim ya, evime dönüyorum. Ama neden? Diploma törenine şurada ne kaldı ki? Bugüne kadar dayandın, idare etmesini bildin. Birkaç gün daha dişini sıksan ne kaybedersin? Artık tahammül edemiyorum. Buraya kadar. Daraksay doğru söylüyormuş. Bu şehir İnsanların değil şeytanların yaşadığı yer. Hayatın her an mahvolabilir. Ben ona kulak asmamıştım. Neden onu dinlemediğimi hiç bilmiyorum. Bak, kimseye haber vermeden Doktor Hadi'yi sessizce hastaneye götürmekle doğru olanı yaptın. Kimse olanların farkında değil. Ama ben biliyorum. Laboratuvara gittin. Gittin değil mi? Orada ne oldu? Anlat bana. Hacı Esta, neden benden saklıyorsun? Ben senin arkadaşınım. Orada ne olduğunu anlatmalısın. Sana söylemeye cesaretim yok. O yüzden gidiyorum. Dur biraz, dur. Seni laboratuvara Doktor Şehriyar çağırdı. Ama bu hangi Doktor Şehriyar yoksa... Ne saçmalıyorsun sen? Aklını mı kaçırdın? Sen benden bir şeyler saklayınca benim de aklıma bu geliyor tabii. Bia. Neden bana anlatmıyorsun? Doktor Hadi nasıl yaralandı? Cevap ver. Nasıl yaralandı o? Orada ne oldu? Söyle. Hadi. Nasıl yaralandı? Anlat. Abla. Ne var? İlaç firmaları bir araya gelip bir yarışma düzenlemişler. İsimlerinizi listeye yazayım mı? Hayır, beni yazma. Bia ne der bilmem ama ben ilgilenmiyorum. Katılmak istersek haber verir, sen git. Tamam. Tamam, biz devam edelim. Bana her şeyi... Lütfen. Şimdi olmaz. Bazen seni hiç anlamıyorum Hacı Esta. Bazen ben bile kendimi anlamıyorum.
kızım, benim sana güvenim sonsuz. Ama o şehir halkına değil, onlara güvenmiyorum. Onların kalpleri şu kadarcık. Menfaatleri için insanlıklarını bile satarlar. Sen onları bilmezsin. Daha iyi gibi, birkaç güne toparlarsın. Gözüne bir şey olmadı, Allah'a şükür. Ağrı sancı var mı hiç? Hayır, yok. Ne oldu? Niçin öyle bakıyorsun? Gençliğime bakıyorum. Allah kimi çocuğa babasının böyle suretini verirmiş. Değil mi? Doğru. Sen otur, ben yiyecek bir şey getireyim. Yemek dedin de niçin bugün evde bir ziyafet çekmiyoruz hayatım? Son birkaç gün stresli geçti. Hepimiz için çok zordu, herkes için. Hı? Evet, ama bunu sonra yapsak. Hadi'nin hali ortada, o kadar iyi hissetmiyor. Daha iyi ya, böylece morali yerine gelir. Biraz olsun neşelenir. Ne dersin, sana uyar mı? Bir an önce iyi olmaya bak evlat. Diploma törenine sayılı günler kaldı. Sonra da ilk işimiz Hacestan'ın ailesiyle buluşup konuşmak olur. Her şey yoluna girer. Kendini üzme lütfen evlat. Sen bir an önce iyileşmeye bak. Çünkü hastanemiz sensiz hiç eğlenceli bir yer değil. Benden bu kadar. Canım, Sobia'dan buraya gelmesini istemiştim. Ne zaman gelir biliyor musun? Mutlu musun? Teşekkürler. Sen mutlu ol, bana yeter. Thank you.
Bakıyorum da Hadi'nin yarası seni daha çok etkilemişe benziyor. Bu tür yaralanmalar risklidir. Görme kaybına kadar gidebilir. Sorun nedir Şehriyar? Neden benden bir şey sakladığını hissediyorum? Saklayacak ne var ki? Hem ne sanıyorsun? Benim evladımı sevmediğimi mi? Hadi her zaman benim kalbimde. Ayrıca benim o kıza itirazım da yok. Beni düşündüren aile yapısı sadece. Nişanlı olması, ayma. Her neyse. Bu ailesiyle görüşmemize engel değil. Hayırlısı diyelim. Ben de bunu anlatmaya çalışıyordum. Hadi bizim oğlumuz Şehriyar. Onun mutluluğu için bunu yapabiliriz. Ailesiyle görüşüp meramımızı anlatabiliriz. Sonrasını Allah bilir. Şehriyar, bir de Ayma ve Hasan için Sobiha ile konuşma lütfen. Hasan asla kabul etmez. Onun Ayma'ya layık olduğunu mu zannediyorsun? Hasan'ı yurt dışına gönderiyorum. Bu defa bana itiraz etme lütfen. Geçmişte onu bırakıp gitmekle hata ettiğimizi biliyorsun. Buna rağmen mi? Buna rağmen. O zamanlar ikimiz de çok gençtik. Anlamamız uzun yıllar aldı. Artık onu ne zaman, nerede, nasıl tutmam gerektiğini biliyorum. Sık sık ziyarete gelir. Merak etme. Bu arada o hastanın son durumu nedir? Kan nakli gerekli demiştin. Raporu sendeyse bir göreyim. Ben de bu sene kan vermedim. Durumu değişmediyse ben de veririm. Benim üzülmek için ciddi sebeplerim var. Ama sana ne oldu Hasan? Neden bu kadar sessizsin? O köylü kızı Hadi'yi elinden aldı. Benden de ailemi. Ne demek bu? Yok bir şey. Tamam, bana söylemek istemiyorsan söyleme. Ama o iddialı Hasan nereye gitti merak ediyorum. Ona gününü göstereceğim, onu pişman edeceğim diyen. Ama Hadi'den sonra artık ailen de ona hayran. Çok şanslı bir kız. Her seferinde ayakta kalıyor. Ama bu defa hayır. Onu ne yapacağımı biliyorum. Susma öyle. Bir şey söyle. Ağlıyor musun sen, yoksa gözüne bir şey mi kaçtı? Bir gün için bile ciddi olamaz mısın sen? Tamam ama söyle. Neden ağlıyorsun? Biliyor musun Biya, ben duyarlı biriyim. Ben çocukken ne zaman ağlayan birini görsem yanına oturur onunla ağlarmışım. Annem hep söylerdi. Yani bir düşün. Düşün. Ya ben de seninle ağlarsam? O zaman sen git de arkadaşına Hacı Esta'ya ne dediğini sor. Neden her şeyi geride bırakıp köyüne dönmek istediğini bize o anlatsın. Ne dedin? Hacı Esta gidiyor mu? Evet. Köyüne döneceğini, törende bile olmak istemediğini söyledi. Diplomasını daha sonra alabilirmiş. Ama neden? Ben de sana bunu sormak için buraya geldim zaten.
Bak sen bilmiyorsun. Hacesta köyüne geri dönecek olursa eğer bu büyük bir sorun demektir. Ailesi onu kaba saba cahil kuzeniyle evlendirecek. Ben buna izin veremem. Lütfen anlamaya çalış. Git arkadaşın Hadi ile konuş. Bu kadarını yapabilirsin değil mi? Peki onunla konuşurum. Lütfen. Lafa gelmişken sen... Birinin evlilik haberini alınca hep böyle ağlar mısın? Şimdi daha iyisin ya. Konuyu değiştirme. Fahat bana gideceğini söyledi. Neden? Eğitimimiz bitti. Fakülte hastanesindeki görevim de... Ama daha diplomanı almadın. Ya uzmanlık sınavı? Bilmiyorum. Belki gerek duymam. Kendini böyle eziyet etme Acesta. Söylediklerimi anlamaya çalış. Bizim ne düşündüğümüz aslında o kadar da önemli değil. Yürüdüğümüz yolu ve menzilimizi biz belirlemiyoruz. Kaderin kendine has bir nizamı var. Onu değiştirmeye bizim gücümüz yetmez. Yanılıyorsun. Biliyorum ki kader sana olan aşkımı inkar etmez. Çünkü kader aynı zamanda seçmektir. O kalbimizin sesine değer verir. Hangi çamurdan yaratıldın? Neden anlamak istemiyorsun? Sevgiden. Ben sevgi çamurundan yaratıldım. Acesta... Eğer bölge insanına hizmet etmek istiyorsan bunu mutlaka yapmalısın. Kimse sana engel olmaz. Ben de yanında olurum. Onlara birlikte hizmet ederiz. Babamın amcanla görüşmek istediğini biliyor musun? Bunu yapmasın. Bunu yapmasına izin verme lütfen. Beni verdiğim sözle kalbimin arasında bırakma. Bak, bu çok zor bir karar zaten. Zamana ihtiyacım var. Bu zaman değil, gönül meselesi. Uzun sürerse o kalp durur. Vay 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 vay. Güzel yengen bugün süsleniyor. Neden acaba? Niye? Bundan sana ne? Hem ne diye sana anlatayım ki? Hadi git. Annem seni arıyordu. Yapılacak işler var. Anladım. Demek sen sadece canın sıkkın olduğunda Sanober'i hatırlıyorsun. Kalbinde bir sır olduğu zaman bunu ilk benden saklıyorsun ha? Ne sırrıymış? Bana söyleyeceğin şey neyse o. Öyle bir şey olsa söylerdim. Yapma lütfen. Bekle. Sana bir şey sormam gerekiyor. O zaman soracaktım, unuttum. Şu şehirden gelen doktor. Ona ne söylemiştin sen?
Ben öyle bir doktor bilmiyorum abi. Ya da hatırlayamıyorum. Ben sana hatırlatırım. O kadar eski bir şey değil. Dispanserdeki doktor Hacessa ile gelmişti. Hatırladın mı? Boş ver Emruz. Geçmişi konuşmanın anlamı ne? Sen karışma. Ona soruyorum. Anlat hadi. O gün bilhassa Daraksa'ya gidip çay götürmesini söylemişsin. Sen niye götürmedin? Ya da babana söylemedin? Konuş. Daraksa'yı oraya göndermeni kim istedi? Sana soruyorum. Susma öyle, cevap ver bana. Onlarla gelen doktorlardan biri abi. Bir kadın doktor. Bunu o istemişti. Niçin? Bana dedi ki Hacessa'nın nişanlısını görmek istiyormuş. Böylece nasıl biri olduğunu anlayabilirmiş. Hacessa'nın neden ondan kurtulmak istediğini de. Kurtulmak mı? Ne diyorsun sen? Hacessa okuldan sonra orada yaşamak istiyormuş. O buraya dönmek istemiyormuş. Şehirde bir evi olsun istiyormuş. O Daraksa'yı sevmiyor. Ne saçmalıyorsun? Doğru söylüyorum abi. Vallahi de bana söylediği buydu. Ben sadece onun yalancısıyım. Hacessa o Daraksa'yı sevmiyormuş abi. Aslında o doktor da bu bahaneyle Daraksa'yla konuşmak istemişti. Durumu ona anlatmak için gelmişti abi. Sen Hacessa'yı bir şeyi zorlama. Bırak ne istiyorsa onu yapsın. İstiyorsa gidip şehirde yaşasın. Kes sesini! Bugün söylediğin bütün bu saçmalıkları bir daha duyacak olursam yemin ederim babana derini yüzdürürüm. Hadi canım, sen git buradan. Git artık, kimseye bir şey söyleme. Beyinsizin biri işte Emruz. Sen onu aldırma lütfen. Ne? Ne diyorsun sen? Beni arayıp gençler hakkında nutuk çektiğin bütün o uzun telefon görüşmeleri aslında beni bu duruma hazırlamak için miydi? Sobia, sana söylediklerimi anlamaya çalış lütfen. Benden neyi anlamamı istiyorsun? Söyle, sence neyi anlamam gerekiyor? Benim kızım 5 koca yıl Hadi'yi bekledi. Ve sen bugün kalkmış bana onların anlaşamadığını söylüyorsun. Nişan için bana söz verdiğinde anlaşabiliyorlar mıydı? Sobia, Hadi'nin bu evliliğe kalben hazır olmayacağını anlamaya çalış, lütfen. Senin hatalarının bedelini niçin benim kızım ödesin? Şimdi ne olacak? Kayınlarına ne diyeceğim ben? Bana sorduklarında ona ne cevap vereceğim? Kızım 5 yıldır Hadi'yi bekliyor ama kardeşim bana şimdi bu iş olmaz diyor. Sobia, lütfen haksızlık etme. Şehriyar Hadi'yi ikna etmek için elinden geleni yaptı. Ama o bu izdivaca razı değil. Sen karışmasan daha iyi olur Sabika. Asıl mesele ne biliyor musun? Sizin sorununuz bu. Bir kız evladınızın olmaması. Bu yüzden böyle rahatsınız. Kızının düğünü iptal edilen anne neler hisseder bilmezsiniz. Sen de biliyorsun ki ben Ayma'yı hep kendi kızım olarak gördüm. Onu gerçekten kızın olarak görseydin, onun ne hissettiğine, duygularına önem verirdin. O bunca yıldır burada sizinle. Bir kör bile onun Hadi olan sevgisini görebilirdi. Siz nasıl göremediniz? Tamam. Diyelim ki o ikisini evlendirdim. Peki mutlu olmazlarsa ne olacak? Hadi Ayma'yı eş olarak kabul etmezse gelip bana şikayet etmesin. Ben onu kendi kızım olarak görüyorum. Bu yüzden de ileride bu tür sorunlar yaşamasını istemiyorum. Lütfen anla bunu. Söylediklerini anladım Şehriyar. Emin ol ki hepsini çok iyi anladım. Bugünden sonra ne seninle ne de bu evle hiçbir bağım kalmamıştır. Bundan sonra bana bir daha kardeşim deme.
Sobia. İstemiyorum anne, ben bir yere gitmiyorum. Kapıyı aç çabuk. Sen aklını mı kaçırdın? Hala burada mı kalmak istiyorsun? Bunu nasıl söylersin? Oysa daha önce burada yaşamak istemediğini söylerdin. Yetim misin sen? Kimsesiz biri misin? Söylemek istediklerini bitirdin mi? Hala söylemediğin bir şey kaldı mı? Ne sanıyorsun sen? Burada oyun oynadığımızı mı? Anne, sen de çok iyi biliyorsun ki daha önümde uzun bir yol var. Şu anda uzmanlık sınavlarına hazırlanmakla meşgulüm. Bu şartlar altında hiçbir yere gidemem ben. Kendi evinde de hazırlanabilirsin kızım. Ben aslında seni Londra'ya gönderecektim ama o senin aptal yüzünden, sırf o aptal yüzünden dünya kadar vakit kaybettin. Burada yeterince kaldın sen. Hemen valizlerini topla. Ben biletleri alayım. Sana gitmeyeceğimi söyledim. Burada kalacağım, o kadar. Bak, beni daha fazla zorlamaya kalkma anne. Yoksa yemin ederim canıma kıyarım. Ne için? Kim için canını vereceksin? Söyle bana hadi. Seni yarı yolda bırakıp giden biri için hala duyguların olduğunu mu söylüyorsun? Haklısın. Ama ne diyorsam o anne. Ben şimdilik bir yere gitmek istemiyorum. Burada kalacağım. Sen istediğin yere gidebilirsin. Tamam. Madem burada kalmak istiyorsun, kal o zaman. Ama şunu bil ki bundan sonra bana bir daha anne demek yok. Duydun mu beni? Ne istiyorsun benden? Bu evde kalmamamı mı? Tamam, ben de kalmam o zaman. Gider bir yurda yerleşirim. Ama bana ülkemden ayrılmamı söyleme. Bunu istemiyorum anne. Ben ne zaman istersem o zaman gelirim. O zaman elini çabuk tut. Seni burada bekliyorum. Fazla söze gerek yok. Sen şimdi depoya git Şer amca. Hesap kitap işlerini kontrol et. Bir sorun varsa... Oradaki bizim Daraksay değil mi? Yanındakiler kimler? Bilmiyorum beyim. Her gün aynı hikaye. Bir müteahhit geliyor, ölçüp biçip gidiyor. Bugün olduğu gibi. Müteahhit mi? Babam biliyor mu? Babanızın bilip bilmediğinden emin değilim ama bir şey var ki... Bunu çok iyi bilirim. Daraksay ne yaparsa yapsın... Herkesin önünde yapar. Gizli kapaklı yapmaz. Sana söylemediyse bile söyleyecektir. Tamam, sen ölçüleri al. Devam et. Sonrasına yarın bakarız. Tamam, sen depoya git Şer amca. Görüşürüz. Müteahhitin burada ne işi var? Neden sordun abi? Ben müteahhitlerle görüşemez miyim? Tabii ki görüşürsün. Ama burası senin kendi arazin. Sen burada izinsiz kimseye namaz bile kıldırmazsın. O müteahhitle ne yapıyordun? Yapma, sen ne diyorsun abi? Sadece onunla bir şey konuşmam gerekiyordu. Eski evin hemen yanı başında. Bina mı? Sana otel inşa edelim dediğimde deliye döndüğünü ne çabuk unuttun. Kimse benim toprağıma ayak basamaz diyordun. Senin yüzünden yol haritasını en az 3 kere değiştirdim. Şimdi hangi binadan söz ediyorsun? Öyle otel falan değil, ilgisi yok. Ben hastane yapmak istiyorum. Kadınlar için hastane. Hacesta öğrendiklerini burada uygulayabilsin diye. Bölgenin kadınlarına bir faydası olsun diye. Dispanserde falan çalışmak ona göre değil. Bana bir şey dürüstçe söyle, olur mu? Hacesta'yı durdurmak... Senin için bir gurur meselesi mi yoksa gönül meselesi mi? Abi, Daraksay öyle gönül işlerinden falan anlamaz. Benim şerefim her şeyden önce gelir. Ve ben
Bunun için dünyaları yakarım. Baksana bana. Bir şey söyleyeceksen yüzüme söyle. Abi yapma, üstüme gelme. Yeter. Müteahhitler buraya gelmeye devam edecek. Babamla konuş, bana para ayarla. Hacı da geri dönmeden önce hastanenin hazır olmasını istiyorum. O kadar. Ne dedin? Daraksay köye hastane mi yaptıracak? Bak bu gerçekten çok iyi şaka. Kim söyledi bunu? Dün bir müteahhitle konuştum. Bana kardeşinin Daraksay'la görüşmeye gittiğini söyledi. Galiba pazarlık sürecindeler. Yalan söylüyor olmalı. Daraksay oraya en fazla kendi mezar taşını diker. Ama bina dikmesi imkanı yok. Hayır Behraman, bugün oradan geçtim. Müteahhitle beraber oradaydılar. Hesap kitap yapıyorlardı. Bunu başkalarına sordun mu? Evet Behraman, hepsi doğruladı. Doktor Yavuklusu gelmeden bir hastane inşa etmek istiyor. Sonra ne olacağı belli. Kadınlar muayene bahanesiyle evde durmayacak. Hiç şüphe yok ki bu aile nasıl bir siyaset yürüteceğini çok iyi biliyor. O üçü baba ve iki oğul bugüne kadar yol yedirettiler. Şimdi de hastane inşa edecekler. Gerçekten Saif'in ailesi çok kurnaz. Hem erkeklerin hem kadınların oylarını kendilerine çekmeye çalışıyor. Şöyle yapalım. Kadınları kullanarak bütün köye bir haber yayalım. Ne tür haber beyim? Hala, hala söylesene neyin var senin? Daha önce bunu hiç yapmamıştın. Bir gün sonra geri dönüyorsun. Tamam açık konuşalım. Bana kırgın mısın? Sen kendi işine bak hadi. Benim bir parçamın eksik kaldığını göstermiş olman yeter. Of hala. Uzak dur, yaklaşma. Hadi lütfen. Bu halan var ya, sen başarılı ol diye senin için gece gündüz dua eden halan. Sana ayetel kürsü okur, yüzüne üflerdi. Sen burada üzüldüğünde o da dünyanın bir ucunda seninle beraber üzülürdü. Ama bugün anladım ki senin üzerinde hiçbir hakkım yokmuş benim. Yani sevgin böylesine bencilce bir sevgi miydi? Babamın oğlu, senin yeğenin ve kanından olduğum için mi? Benimle bir ilgisi yok yani. Bir ilgisi varsa da hepsini yok ettin Hadi. Anladın mı? Madem benim kızımı reddettin sen, hiç olmazsa onun ayarında birini seçebilirdin. Bana istediğini söyleyebilirsin ama... Ama ne? Ne aması? Söylesene. Susma öyle. Cevap ver. Tamam. Alana benimle gitmiyorsun. Şoför kapıda, seni o bırakacak. Benim kimsenin şoförüne ihtiyacım yok. Anladın mı? Bundan sonra hepiniz benim için ölüsünüz. Bugün Sobia bana ilk defa kızdı. Senin yüzünden Hadi.
Lütfen Şehriyar. Kardeşinin tarafını tutmayı bırak. Gitmeden önce oğluma beddua etti o. Ne demesini bekliyordun? Tam 5 yıllık bir hayalden söz ediyorum. Bunları söylemeliydi. Biz de sabırlı olup dinlemeliydik. Ama hadi bu evliliğe hiç evet dedi mi Şehriyar? Bu başından beri senin hayalindi. Hadi'yi sen zorladın. Kabul ediyorum, bir hata yaptım. Oğluma bir şey diyemem. Annemin size söylediği bütün o şeyler için özür dilerim. Ayma sen söyle. Bir gün olsun seninle Hadi'nin Hasan'ın arasında fark gözettin mi? Bunu yaptın mı? O halde neden diğer insanlar gibi evimde huzur bulamıyorum? Neden bütün bunları yaşıyorum ki? Her gün sabah akşam çalışıyorum. Hayatımı hastane koridorlarında geçirdim. Çocuklarımın mutluluğunu görmek hakkım. Yenge, ben sizleri her zaman annem babam gibi gördüm. Ayrıca siz benim ideal çiftimsiniz. Ayma canım, nereye gidiyorsun acaba? Yurda gidiyorum. Annem şart koştu. Sobiya gerçekten çıldırmış olmalı. Ben birkaç gün sonra dönerim. Uzun süreliğine gitmiyorum. Ayrıca beni merak etmeyin. Orada arkadaşlarımla olacağım. Ama yalnız gitmene hiç gerek yok. Hadi seni götürür. Mutlaka haftaya seni yine odanda göreyim, tamam mı? Pekala, hadi git canım. Allah hafız. Allah hafız. Annenin ve dayımın aldığı bu kararı ben hayat boyu alamazdım. Seni tebrik ederim Hadi. İçten mi söylüyorsun? Sadece dilimle. Çünkü yüreğimle tebrik edemem. Buna benim gücüm yok. Neyse. Yaşayıp göreceğiz. Bak Ayma, annemin öfkesi seni yanıltmasın. Seni ben reddettim, başkalarıyla ilgisi yok. Sen çok iyi bir kız. Ama Hacessa kadar değil. Sen Hacessa'yı çok seviyor olabilirsin. Ama benim sana olan sevgim bundan aşağı değil. Sen kazandın. Gidelim. Ben henüz bir şey kaybetmedim. Hayatım boyunca seni bekliyor olacağım Hadi. Gidelim. Thank you.
siz ne arıyorsunuz burada? Dışarı çıkın ve gitmeden elinizdekileri söndürün. Hadi. Sözde hepiniz birer doktor olacaksınız. Odayı çöplüğe çevirmişsiniz. Size diyorum, söndürün şunu. Ne yapabilirdik ki? O insanlar bize 36 saat ameliyathane nöbeti yazıyor. Deli gibi kendini uyanık tutabilmek için bir şeyleri yapmak zorundasın. Al, dene hadi. Evet, hadi dene bir kere. Sana iyi gelecek, kafan rahatlar. Söndür hadi şunu. İyi hissetmek için spor yapabilirdiniz ama bu size göre değil tabii. Tamam, her neyse, sen bizi boş ver. Asıl sen söyle bakalım, ne diye Hadi'nin evini bırakıp buraya geldin? Ne saçmalıyorsun sen? Bizi kandırmaya çalışma da konuş artık. Ne diye yurta geldin sen? Birkaç günlüğüne geldim. Annemle Şehriyar dayım kavga etti. Yapılacak şey belli. Hacistan'ın doktor Şehriyar'ın gözünden düşmesi gerek. Ne demek bu? Çok basit. Sen bir şekilde Hacistan'ın çalışma programını bize ulaştır. Peki siz ne yapacaksınız? Birinin ölümünü onun üstüne yıkmayı başarırsak bu bize avantaj kazandırır. Ne? Cinayet mi işleyeceksiniz? Ne cinayeti aptal seni? Bak, insanlar ölür. Yakınları gelir, ağlar, zırlar, bağırır, çağırır. Sonra giderler. Biz cesetten bahsediyoruz. Düşün bir, Hacistan'ın görevli olduğu vardiyada bir ceset kaybolur. Vah vah, ne olay ama. Sonunda Hacesta yargılanıp hapse girer. Ondan sonra da herkes bu aşkın etkisinden kurtulacaktır. İkinizin kafası suçlular gibi çalışıyor. Hadi ama, biz burada seni düşünüyoruz. Sen bizi tersliyorsun. Sen bize Hacesta'nın çalışma programını ver, gerisini bize bırak. Abi de Hasan'ı da bu işe dahil etmeye çalış. Göreceksin. Çok eğlenceli olacak. Yanlış ne dedim ki ben? Bunu tek başıma yapacağımı da söylemiyorum. Ailem evinize gelmek istiyor. Sizinle bir bağ kurmaya çalışıyorlar. Tam bir saygı sevgi çerçevesinde. Teklifi onlar yapacak. Onun nişanlı olduğunu bildiğiniz halde. Abi, sen de biliyorsun ki birbirlerine uygun değiller. Bak Doktor Hadi, bizler sözünün eri insanlarız. Senden tek istediğim, bu konuyu hiç konuşulmamış farz etmen. Bak abi, sen mantıklı bir insansın. Sen de beni anlamazsan eğer, ben derdimi kime anlatabilirim, söyler misin? Ben sadece bir peştun olduğumu söylüyorum. Siz de bu işten umudunuzu kesin. Allah'a emanet. Vazgeçmem. Nefes aldıkça denemeye devam edeceğim. Hacesta'yı ne zamandır tanıyorsunuz? Kendimi bulduğumdan beri. İnsanları, tavırlarını. Doğruyu ve yanlışı ayırt edebildiğimden beri. Bak Emuz abi, Hacesta sıradan bir kız değil. Onun bu saflığı, iyi niyeti, zekası. Bu topraklar için bir nimet. Bana dedi ki, Hacistan'ın nişanlısını görmek istiyormuş.
Böylece nasıl biri olduğunu anlayabilirmiş. Ve Hacistan'ın neden ondan kurtulmak istediğini de. Kurtulmak mı? Ne diyorsun sen? Hacista okuldan sonra orada yaşamak istiyormuş. O buraya dönmek istemiyormuş. Şehirde bir evi olsun istiyormuş. O Daraksa'yı sevmiyor. Doğru söylüyorum abi. Vallahi de bana söylediği buydu. Ben sadece onun yalancısıyım. Hacista o Daraksa'yı sevmiyormuş abi. Aslında o doktor da bu bahaneyle Daraksa'yla konuşmak istemişti. Durumu ona anlatmak için gelmişti abi. Sen Hacista'yı bir şeyi zorlama. Bırak ne istiyorsa onu yapsın. İstiyorsa gidip şehirde yaşasın. Neyin var Emruz? Bu birkaç gündür hep böyle düşüncelisin sen. Söylesene, benden bir şey saklamayacaksın değil mi? Hayır, hayır. Benimle ilgisi yok. Hacista için endişe ediyorum. Birkaç gün sonra burada olacak. Babam artık düğünden söz ediyor. Sen Hacista'nın evlenmesini istemiyor musun? İstiyorum. Ama Daraksa'yı çok asabi bir mizacı var. Ona teslim etmekten korkuyorum. Ben sana en başında demiştim. Hacista'ya şehirde uygun bir eş bulalım diye. Bunu ancak sen yaparsın Emruz. Babanı sen ikna edebilirsin. Ya Daraksa'yı? O asla razı olmaz. Sen onu bana bırak. Ben ikna ederim. Bak ne diyeceğim. Hacista geldiğinde onunla konuş. Ne istediğini sor. Ben de konuşabilirim ama olmaz. O kız çocuğu temkinli laflar eder. Benimle açık konuşmaz. Her şeyi söylemez. Hacista'ya yanlış bir şey yapmak istemiyorum. Yoksa ahirette Dilaver amcanın karşısına çıkamam. Bütün mesele bu muydu? Sen yeter ki iste. Senin için canımı veririm ben. Dert edilecek şey mi bu? Boşuna kendini üzüyorsun. Sağlığın bozulacak, yapma. Başvurumun onaylanmasına neden engel oldun? Çünkü ben gitmeni istemiyorum. Neden? Ne demek neden? Hacista, sen 12 tane ödül aldın. Diploma töreninde protokolde yer alacaksın. Bu muhteşem bir şey ve sen bunu istemiyorsun. Ben artık bunlarla ilgilenmiyorum. Ben de senden başka bir şeyle ilgilenmeni istemiyorum. Demek istediğim kariyer olarak. Başvurunu iptal eden ben değilim. Annem ve babam yaptı bunu. Törende yer almanı, sonra gitmeni istiyorlar. Hepsi bu değil. Diploma törenine amcanı ve abini de davet etmeni istediler. Çünkü bu hayatta bir kere yaşanacak bir şey. Neyse. Bu çalışma programım. Kalan görevlerim burada. Nedir o? Merhaba. Yoğun bakımda travma geçirmiş bir hasta var. Ekip toplantıda seni bekliyorlar. İzninle.
Ben bugün polikliniğe gittim. Başarılı adayların listesini gördüm. 12 altın madalya. Vay canına. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Hadi de 12 madalya almıştı. Fakültede onun rekorunu kıran ilk öğrencisin. Ben sadece bir tane aldım. Baksana şuraya. Bu çalışma programı fazla ağır sanki. Değiştirsek mi? Hayır. Gerek yok. İyi şanslar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.